Kahramanmaraş'ta yaşadığı talihsiz kazanın ardından yüzünde ciddi hasar meydana gelen iki çocuk babası 36 yaşındaki İsmail Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bacağında parça alınarak gerçekleştirilen operasyonla yeni yüzüne kavuştu. Olay pikniğe gitmiştik. Yüksek bir yer vardı, uçurum gibi bir yer. Oraya geldiğimizde eşimle indik aşağıya. Bir manzara bakalım dedik. Ben de o anda çocuklarım aracın içindeydi. Aracım yani manzaraya bakalım dedik. Manzaraya baktık. O anda arkama döndüm ki aracım bana doğru geliyor. Aracım bana doğru gelince bir baktım çocuklarımın çığlığını duydum. Çığlığını duyunca da mecburen arabanın önüne atlamak zorunda kaldım. Yoksa aracım uçuruma gidiyordu. Çocuklarım da içindeydi. Yani yapacağım yani gereken şey yaptım yani. Tabii araca bir yani önünde durdum, aracı durdurmaya çalıştım. Ve o anda araç durunca da teyzemin kocası da vardı yanımızda. O da birden araca gelince el frenini çekti. Araç duydu, yoksa araç bir anda onlar olmasaydı Allah muhafaza uçuruma doğru gidecekti aracı olsa. Yüzün Evet, aracın altında kaldım. Sıyrıklar, mıyrıklar, kesikler, mesikler hep bayağı vardı. Vallahi buraya geldim, şey yaptılar, iç kanama geçiriyordum ha. Getirdiklerinde iç kanama geçiriyordum. Kaburgalarım kırılıktı bayağı. Kırık mırık yerlerim vardı işte. İç kanamayı durdurdular, sağ olsunlar. Doktorumuz hemen şey aldı beni, ameliyata aldı işte. Yüzüme ameliyat yaptılar. Süreç güzeldi çok şükür, bir sıkıntı yoktu yani, sağ olsun doktorumuz yardımcı oldu, gerekeni yaptı yani. Yani öyle bir şey var yani, gerçekten doktorumuz anlattı bana, dedi eski haline getireceğim dedi, sen dedi hiç kaygısız ol, sıkıntı yapma dedi. Yani gerekeni ben yapacağım dedi, sen bana güveniyorsan dedi sıkıntı yok dedi. Ben de önce Allah'a sonra kendine güveniyorum zaten. Ya, ben şu anda yaşadığıma şükür ediyorum. Yani yüzüm öyle de kalsa sorun değil. Sadece yaşadığıma şükür ediyorum, o yeter bana. Bir de son dördünüzün beraber olduğu fotoğraf varsa aynı olur. Eşi şimdi bakıyor. Bizi baksın. Sevgisi daha var. Bu üstünü mü çıkıyor? 600 var. Ama hiç... 0541. Çok 654. 38. O gün eşim beni yanıma gelirken, benim çocuğum arabadaydı. Eşim diye hanfıra yapmış. Korkmuş ya. Yani. Bende vardı hali. Bazen ben uykularımda hep titriyorum, bazen korkarak uyanıyorum. Evet, yani yapmak zor. Tamam, o kadar. Çok çok zor bir şey yaşamışsın. Titreyerek uyanıyorum ben sürekli. Yani... O da zamanla geçer inşallah. İnşallah abi. Ben o an aracın altında kaldığımda, ya bilmiyorum sanki bir an öldüm, bir an yaşadım. Yaklaşık 3 hafta önce hastamız araç dışı trafik kazasıyla geldi. Araç içerisinde çocukları varken araç bir anda boşa düşüyor. Falezlere yuvarlanmadan önce hastamız durdurmak için aracın altına giriyor. Hastamızın sol tarafında, sol yüzünde bir doku defekti vardı, kırıkları vardı. Doku defektini biz bacağından aldığımız dokuyu naklederek iyileştirdik. Şu an 3. haftasında hastamız. Herhangi bir sorun olmadı. Güzel geçti ameliyatımız. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. 5-6 saat kadar sürdü. Kırıkları da vardı tabii.
O açıdan zorlu bir ameliyattı bizim için. Ne zaman taburcu olması bekleniyor peki? Hastamızı bu hafta taburcu ederiz. İyileştirdik artık. Hastamıza uygulanacak bir inceltme ameliyatı olacak. Doku, kalın bir doku bacağından aldık. Yaklaşık 6. ayında tekrar bir ameliyat düşünüyoruz hastamıza. Bacak bölgesinden aldık sonuç olarak. Biraz da doku uyumsuzluğu var. Ancak onu gidermek için bir liposuction yapabiliriz hastamıza. Ya bizlerin severek yaptığı ameliyatlar bunlar. Nakil ameliyatları. Her merkezde yapılmıyor. Maalesef ama plastik cerrahi camiasında yani sık sık hocalarımızın da yaptığı bir ameliyattır. Yapmaktan gurur duyuyoruz böyle ameliyatları. Gaziantep'imize de tabii ki yapmak isteriz. Yani.